Farm'ın sunduğu İdo Tatil başlıyor. İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. Alternatif turizmin en güzel durağı, organik dünyanın bir numarası Olimpos'u bugün sizler için gezeceğiz. Olimpos, İsa'dan önceki yıllardan itibaren yerleşimin olduğu bir merkez. Aynı adı taşıyan antik şehir, yüzyıllar boyunca burada yaşanan olayların bir kanıtı. Olimpos'a geldiğinizde yapılacak ilk iş bu antik şehri gezmek. İşte antik şehir turuna başlıyoruz. Bu binalar hep o zamanın görkemini ve şaşasını yansıtıyor. 3 katlı, 4 katlı binaların olduğu o dönemde söyleniyor. Burası da Olimpos'un muhteşem sahili. Olimpos'a gelinir de tekne turu yapılmaz mı? Tekne turu macerası başlıyor. Mavi Tur'daki teknelerin uğrak noktalarından biri. Biz sabahın erken saatlerinde geldik. Gördüğünüz gibi demirlemiş bir sürü yat var burada. Peki Olimpos'ta nerede kalınır? Halil Karataş'ın yanındayız. Şerif Pansiyon bölgenin lokomotifi. Kumulca ilçesinin Yazır Köyü muhtarıyım. Aynı zamanda işte Olimpos'un da bağlı bulunduğu köyün ismidir Yazır. İşte 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. İşte 20 senedir de burada turizmle uğraşıyorum. Yani şehir hayatından uzakta, yani kendini böyle köy hayatını özleyenler için. Yani kısacası Olimpos'ta tarih var, yeşil var, doğa var, deniz var, tatlısı var, dinlendirecek her şey var burada. Bir dalını bile kesmeden biz bu pansiyonu kurduk. Yani bırak bir ağacını kesmeyi de yani bir dalını bile kesmeye kıyamadık. Çünkü gençliğimiz, çocukluğumuz hep o portakalları yetiştirmekle geçti. Kaç bungalov var burada? Bizim 40 tane bungalovumuz var. 40 tane bungalov var. İşte yaklaşık yani yatak sayısında şey yaparsak 100 kişilik falan bizim pansiyon. 100 kişilik bir burada bir kasaba var burada. Sen de şerif olduğuna göre. Evet, odalarda duş, tuvalet var, kliması var, yatakları var. İşte ikişer kişilik odalarımız var, üçer kişilik odalarımız var. İşte aile tarzında odalarımız var. İşte bir ailenin çocuğunla kalabileceği şekilde odalarımız var. Eskiden hakikaten Olimpos'a hani gençler gelirdi, böyle gezgin turistler gelirdi. İşte onların biliyorsunuz çocukları olmazdı. Çocuksuz gezerdi onlar. Ama son zamanlarda gerçekten Olimpos'a hani biraz daha böyle orta yaşlı, işte aile turistler gelmeye başladı. Hani yabancılar da artık buraya çocuklarıyla gelip kalabiliyorlar. Türk turistler de çocuklarıyla, aileleriyle gelip kalabiliyorlar. Yani Olimpos yani her yaş grubuna hitap eden bir yer oldu. Yani yaşlılar da geliyor, yürüyüş yapıyor burada. Doğayı seven, tarihi seven, yani herkesi biz Olimpos'a davet ediyoruz.